Serdar Ortaç aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, aldığı ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sanatçının yakın çalışma arkadaşından gelen haber hayranlarını üzüntü içerisinde bıraktı. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alişan ile Hayata Gülümse programına geçtiğimiz günlerde konuk olarak canlı yayındaki açıklamalarıyla herkesi duygulandıran Serdar Ortaç aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü şarkıcı aldığı ölüm haberi sonrasında duygusal anlar yaşadı. Sabah kuşağında TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olarak canlı yayında duygu dolu açıklamalara imza atan Serdar Ortaç aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Serdar Ortaç'ın orkestrasında gitarist olan Hakan Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde İzmir istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi. Ünlü müzisyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Yelbiz'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Aracın içinde bulunan Sabine Aypır Yelbiz ise yaralandı. Hakan Yelbiz'in kontrolünde olan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Aypır Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sabine Aypır Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Yelbiz için Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sanatçı katıldı. Yelbiz'in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta defnedildi. Ünlü sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, "Tam 20 sene birlikte çalıştık, binlerce konser yaptık, sahnede hemen arkamda dururdu. Gitarını çalardı, moralim bozulunca arkamı döner ona bakardım, gülümserdi, eğlendirirdi. Moral verirdi, ben şarkı söylerdim, o ailemizin bir parçasıydı. Onsuz kaldık, bir trafik kazası onu elimizden aldı. Yollara mı kızayım Bodrum'a arabayla gitti ve dönmedi," ifadelerine yer verdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.